Efendim iş ve ekonomi tüm hızıyla devam ediyor. İkinci kısımdayız. İkinci kısımda biz hep bir takım konuları masaya yatırıyoruz. Daha derinlemesine irdeliyoruz. Tabii ki bilirkişi konuğumuzla birlikte. Evet, Türkiye'nin en pozitif ekonomisti neredeyse. Kendisini daha önce de ağırladık. Evet, Sayın Alper Esen burada üçüncü kez hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş bulduk. Evet, nasılsınız öncelikle? İyi misiniz? Çok şükür. Elhamdülillah. Yani bu ortamda dün olup bitenler, bugün devamı olan Filistin'deki bu zulüm ve katliamdan sonra ne kadar iyi olabilirsek. Manidar mı? 24 Haziran seçimi var. Erken seçimi ülke. Ülkemizin yaşayacağı ve bugün Ramazan-ı Şerif'in ilk sahurunu idrak edeceğimiz gün ve Kudüs tarafı. Böyle başlasın isterseniz sohbetimiz. Nasıl görüyorsunuz bu kadar tesadüfü bir arada? Teşekkür ederim. Öncelikle bu Siyonizmin katliamını en şiddetli bir şekilde kalbimin derinliklerinden gelen bütün duygularımla lanetliyorum. Hı hı. Ve onlara destek olan bu evanjeliklere de bu alçaklıklarından dolayı onları da kınıyorum. Bu çok korkunç bir şey, durum. Fakat tabii bu Nakba'nın işte 14 Mayıs olacağı, işte efendime söyleyeyim, bu hepsi belliydi, biliniyor zaten. Tabii bu evanjeliklerin şeye taşıması, Kudüs'e taşıması kendi büyük elçiliklerini Amerikalıların, bu tabii işin şeyi oldu. Barutlayan, ateşleyen fitili bu oldu. Dünden razı bir Trump var değil mi? İsrail'e. Evet. Şimdi evanjeliklerin şeyi bu, biliyorsunuz. Evanjelikler Kitab-ı Mukaddes'e inanıyorlar. Yani Kitab-ı Mukaddes dediğiniz şey çift yönlüdür onlar. Bir tarafında Tevrat vardır, öbür tarafında da İncil vardır. Normalde işte Katolikler ya da Ortodokslar kendileri ait olan sadece yeni ahit denilen şey kısmına inanırlar, İncil kısmına, ama evanjelikler, protestanların en ağır bölümü olan evanjelikler, her ikisinden karışım bir şeye inanıyorlar, bir inanç biçimleri var onların. İşte onlarda da bir Mesih beklentisi var, malum biliyorsunuz, işte dünyayı temizlemek istiyorlar, yeni gelecek Mesih de işte temiz, bir onlara göre temiz, biz onlara göre öldürülmesi gerekenler olduğumuz için bizim olmadığımız, sadece kendilerinin olduğu bir dünya hayali kuruyor. Bu çok kötü ya. Yani bu ne yapılır bilmiyorum, ama İslam dünyasının içinde bulunduğu rezilliği ve sefaleti gösteriyor. Ben size bir şey söyleyeyim, yani belki biraz ağır oluyor ama bir Türkiye'den başkası konuşmaz mı ya? Yani bu mudur yani, hani? Yazık. Yazık. Neyse, birleşmiş olamamanın acısını zaten yıllardır çok çekiyor İslam alemi. Aynen öyle. Gelelim ekonomiye. Alper abi, Alper Bey. Nedir dolardaki süreç? 4.50'yi bir koklama durumu mu var? Nereye doğru gidiyor dolar? Valla en son bundan galiba 2 ya da 3 hafta evveldi sizinle yine nazik davetinize katılmıştım burada. Konuştuğumuzda seçime kadar 4.50 olabilir demiştim. Daha erken oldu. Biraz evvel siz de beni uyardınız, dediniz daha evvel oldu. Alper Bey nasıl durum diye. Gerçekten öyle. Enteresan. Tabii dış politikadaki bütün şey gelişmeler. Yani ben finansal... Çok değişiklik yok ki zaten. Yok, bravo. Afrin vardı, bitti aynen, zaten. Aynen öyle. Yani ekonominin, finansal ekonominin rakamları, daha önce birkaç kere daha ifade etmiştim. Bir takım doğruları söylerken bir takım doğruları da söylemeyebiliyor. Evet. Nasıl yorumladığınızla alakalı. Bir de kurulan sistemin, o norm ve standartlarını kuranların size gösterdiği yollarla okumalar bu rakamlar. Evet. Siz bir norma, bir standarda göre okuduğunuzda bir şey çıkıyor, bir başka norm ve standarda göre ya da endekse göre okuduğunuzda da başka bir şey çıkıyor işin sonunda. Çünkü oyunun kuralını da onlar koymuş. Bizim oyunumuz değil işin sonunda. Biz de onların parasıyla oynuyoruz maalesef. Yani oynadığımız para dolar. Şimdi burada tabii uluslararası sistemin ve uluslararası politikanın, dış politikanın zorlamasıyla karşı karşıyayız. Bu bir realite. Yani işte bir yandan borsaya baskı yapıp, işte borsadan kağıt satıp öbür taraftan dolara yüklenmek, öbür taraftan çıkış, daha sonra tekrardan faize girmek, bu böyle bir ucu sonu gelmeyen bir kısır döngü sirkülasyonu gibi gözüküyor. Bu arada mesela tahvillerden çok fazla çıkış yok, yani onu da görüyoruz. 4-500 milyon euro dolar civarında bir tahvil çıkışı var. Kimse de kaçmıyor işin sonunda, tahvil de alıyorlar. Çünkü bizdeki faiz oranı da çok yüksek. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız çok şikayet ediyor. Hepimiz şikayet ediyoruz. Ya 12,5 ile başlıyor
oluyor 10 yıllıklar 15-6 ile bitiyor, günü bitiriyor. Yani arada bu kadar büyük bir gap'in, büyük bir açığın, faiz açığının olduğu bir gün yaşamaz çoğu ülke. Yani gelişmekte olan ülkelerde, yani gelişmiş ülkelerde borsalarında ve piyasalarında zaten olmaz ama evet. Bizde inanılmaz bir açık var. Yani zaten göstergeler 5 ila 10 yıl arasındaki ya da 5 yılla ve 10 yılla değerlendirir çoğunlukla ekonomistler, bu finansal ekonomistler bu faiz oranlarını. Çünkü ülkelerin geleceğe dair hem risklerini hem de güvenilirliğini ifade eder işin sonunda bu 5 ve 10 yıllık tahviller. Mesela 10 yıllık tahvile bakıyorsunuz 12.36 ile açılıyor. Gün ortasında 14.90 15'lere çıkıyor, 13.90 ile bitiriyor. Yani bu aralık ve bu volatilite, bu oynarlık pek yaşanmıyor. Demek ki bir şeylerle oynanıyoruz. Müdahale var. Yani kesinlikle abi, ben de sizinle aynı fikirdeyim, müdahale var. Ama tabii bu arada her şeyi de çok fazla miktarda başkalarının üzerine atmak, başkalarının sırtından bu işleri de yorumlamak çok da doğru değil tabii. Evet, rasyonel değil. Peki neler var? Yani birazcık da onu konuşalım. Bu süreci Türkiye ekonomisi... Halkın da anlayabileceği bir şekilde lütfen istirham edelim, anlatın. Ekonomi Bakanı'nın yaptığı açıklamalar, seçime giden bir Türkiye. Bu süreçte acaba birkaç soru var. Unutulan bir takım şeyler belki bu sürecin bir neticeyi, sebebi. Ya da 24 Haziran'a giden yolda, hem dolar TL üzerinden bakmayalım ama genel olarak bakalım. Maliyeyi de düşünerekten lütfen. Bu süreçte devlet politikası olarak, yani bir ekonomist, bir stratejist gözüyle neler acilen yapılmalı ya da seçim sonrasında neler öne çekilip yapılmalı gibi. Şimdi bir kere şöyle bir şey yayılıyor ortaya. Biz buna kendini gerçekleyen kehanet diyoruz. Önce bir söylenti ortaya atarsınız. Ufak tefek doğrularla ve daha çok söylentiyi bütünleştirecek bazı değişkenlerle birleştirir ve yayarsınız kamuoyuna. Sonra bu kendiliğinden yuvarlana yuvarlana büyür ve kendi kendini gerçekler. Bu ne şu anda ortaya atılan? Bir ekonomik kriz sanki söylentisi. Evet. Bunu yaymaya başladılar. Seçimlerden sonra, yani bunun acilen bir kere hükümet tarafından açıklanması lazım. Bunun olmayacağının, neyin olmayacağının. Bir, şunu söylüyorlar. Diyorlar ki hükümet döviz tevdiat hesaplarına el koyacak seçimlerden sonra. Onları 4 lira üzerinden işte sabitleyecek. Dolar ama bu sırada işte 6 olacak, 7 olacak, her neyse. Bunun üzerinden Türk lirasına çevirecek mesela. İşte efendime söyleyeyim, çok ciddi manada enflasyonu tetikleyecek ciddi zamlar yapılacak. İşte ne kullanıyoruz? Elektriğinden, suyundan, doğalgazına kadar. Şimdi bunları söylemelerinin sebebi insanların bankalardaki döviz tevdiatlarını çekmeleri. Yastığın altına gömmeleri. Evet. Bu arada da dövizde kalmaları. Böylece dövizin yüksek seyretmesi, bankalara olan güvenin azalması, bankacılık sistemine paraların çekilmesi, panik ortamı ve kriz. Evet. Beklentileri bu. Bunun olmayacağının açıklamasını hükümet tarafından yapılması lazım. Çünkü ciddi manada kamuoyuna yayıyorlar bunu. Evet. Bu bir. İki, bir yandan şöyle bir problem var Türkiye'de. Bir yandan büyümeye çalışıyoruz. Türkiye'nin ortalama büyümesi yaklaşık 3-4 civarında olması gerekiyor. Bunu yani uzatmamak ve kafa karıştırmamak amacıyla finansal kısmına girmeden söylüyorum. 3-4 civarında olması gerekiyor. Ama Türkiye 5'in üzerinde büyümeye devam edince otomatik olarak enflasyon oluşuyor. Evet. Yani bir handikap ortaya çıkıyor. Mecbursunuz yani. Mecbur. Eğer büyümeyi tetikliyorsanız enflasyonu göze almak zorundasınız. Bu gelişmiş olan ülkelerde bile böyledir. Evet. Yani kaldı ki biz gelişmekte olan ülkeyiz ve bu durum bizde daha etkin hale gelmeye başlıyor. Bu sefer enflasyon tetiklenince otomatik olarak şimdi iki tane unsur var parayı yöneten. Biri kamu maliyesi, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ayağı. Öbürü de Merkez Bankası. Şimdi Merkez Bankası bir enflasyon hedeflemesi yapıyor. O enflasyon hedeflemesi burada kamu maliyesinin ya da Ekonomi Bakanlığı'nın ya da ekonomi çevrelerinin, devletin maliye kısmının ekonominin öne sürdüğü ve öngördüğü ve yükselttiği büyüme rakamlarıyla eşlenmeyince bu sefer para politikaları da şaşmaya başlıyor. Aksama oluyor. Aksama sistem. Oluyor. Evet. Yani bu bir realite. Ya bundan biraz vazgeçeceksiniz. Eğer büyümeden vazgeçerseniz bu
aradaki açık bakın, sizi bir süre sonra resesyona, durgunluğa sürükleyebilir. Evet. Ekonomide bir durgunluğa sürükleyebilir. Bundan vazgeçmeyip Merkez Bankası üzerinden yürütmeye kalktığınızda da ülkedeki ekonomik çarkların daha yavaş dönmesi söz konusu oluyor. O zaman da yine bu tarafa döndüğünüzde yine bir durgunlukla karşılaşma riski ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani bizde böyle bir ikilem var. Ha hangisinin yerine gelip hangisinin yerine gelmemesi ya da hangisini yapmalıyız olan kısmı sahip olduğunuz değerler ve sahip olduğunuz parasal güçle alakalı bir şey. Hı hı. Merkez Bankası'nın rakamları, kullanılabilir likitler, gerçek reel likitler azalmış durumda. Bu da bir realite çünkü müdahale var. Ha bu arada Merkez Bankası'nın sadece dövizle ya da faizle oynayabileceği birkaç argüman yok. 50'ye yakın anahtarı var. Evet. Onu çeviriyor, onu kapatıyor, onu çeviriyor. Bu da kaç işte, kombinasyon var. Çok kombinasyon aynen var. Onu çeviriyor. Oradaki işte likitleri sabitliyor. Öbür tarafta bankalara diyor ki karşılıklarınızı tamam diyor, azalttım diyor. Siz bana vermek zorunda değilsiniz bu paraları. Kullandırın diyor. Evet. Kullandırınca bu sefer ekonomi hızla dönmeye başlıyor. Çarklar hızla dönmeye başlıyor. İşte Amerika'nın mesela son zamanlarda dillendirdiği bu bilanço küçültmek dediği mesele bu. Yani bilançonuzu küçültmek demek, hı hı, büyümenin biraz daha dizginlerinin ele alınması demek. Kontrollü. Kontrollü olması demek. Hı hı. Bunu ne kadar kontrollü olacak? Bu işte tamamen ekonomi maliyesinin elinde olan ve onların hesaplamalarıyla gerçekleşecek olan bir şey. Hı hı. Zor, evet şu anda ekonomik olarak sıkıntılar var. Bunu söylemek lazım. Bunu inkar etmek olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Evet. Mehmet Şimşek Sayın Bakan söylemişti bundan bir süre evvel. Doğru, bir takım sıkıntılar var. Kriz geliyor demek haksızlık. Bu doğru bir şey değil. Aynı gemideyiz zira. Yani bir de ihanet kendi ülkem burası yani. Evet. Kriz gelirse sen bayram mı edeceksin? Ne olacak yani? Hani ya da işte bilmem kaç milyar doların var daha mı zengin olacaksın? Ne olacak? Ya da kriz gelecek diye seviniyorsun. Senin partin bu krizden sonraki çok süreci yaşa toparlayacak. Aynen öyle. Yani hadi sen bu kriz gelecek söylentileriyle bu hükümeti başa getirmedin. Kendi hükümetin geldiğinde nasıl toparlanacak? Burada bir de tabii çok önemli. Tabii bu risk, uluslararası risk primlerinin artması da söz konusu. Yani faizlerin artması, enflasyonun artması, aradaki açığın büyümesi sizin ülke olarak risk priminizi de büyütüyor. Dolayısıyla risk priminiz büyüyünce faizler de büyüyor. Çünkü evet, size para vermek isteyen insan, yatırım yapmak isteyen insan, para piyasalarından tahvil ya da hisse senedi almak isteyen insan ya da kurum ya da kuruluş bu risk primi büyüyünce daha fazla faiz istiyor. İşte o zaman faizler yine büyüyor. Bu faiz denilen şey öyle ahlaksızca bir olgu ki, evet, yani hani inanç şeyini bir kenara bırakın, öyle ahlaksızca bir olgu ki neresinden yakalarsanız yakalayın mutlaka sizi tuzağa düşürecek bir norm ve standardı karşılıyor. Evet. Mutlaka. Çok nobran. Mutlaka. Çok. Aynen evet, öyle. Peki şimdi Türkiye bu faiz, Merkez Bankası kısmı, Merkez Bankası'na sonra gelelim de bu faiz konusunu Sayın Cumhurbaşkanı çok dillendirdi. Yani Türkiye o kadar çok şeyi başardı ki mevcut iktidarla 2002'den bu yana birçok şeyi başardı. Birçok şeyde kabuk değiştirdi, birçok şeyde revizyon yaptı, hatta dejenerasyon bile yaptı birçok şeyde. Sistemleri falan değiştirdi, gerekli mevzuat desteklerini sunaraktan. Türkiye faizle ve faiz konusuyla ne zaman at binicisi jokey gibi mücadele edebilir? Bununla ilgili sistemimizin, yani Cumhuriyet yıllarından kurulan mali sistemimizin bir handikapı var. Ya da Merkez Bankası'nın duruşu mu? Merkez Bankası bazı kesimlerce bağımsız kalmalı diye eleştirilir. Evet. Söylenir, müdahale edilmemesi gerekir denir. Merkez Bankası'nın birazcık daha devletin ekonomik bilimleriyle yakınlaştırılması mı gerekir? Daha mı kontrollü gidilmesi gerekir? Yani Türkiye faiz konusuyla ekonomisini daha kontrol, hani nasıl diğer sektörlere, diğer başlıklara hakim bir ülke var? İhracata ne kadar hakimiz? Mesela örnek. Onun gibi nasıl biz faize jokey gibi davranabiliriz? Sen evet, ne sen?
Şimdi tabii uluslararası para sistemine bağlı kaldığınız sürece bu çok mümkün değil. Evet. Çünkü işte dünyada bir rezerv para var. Onun adı da dolar. Amerika Birleşik Devletleri ne kadar dolar basarsa bassın bunu sürekli dışarıya, bu parasını dışarıya verdiği için, çünkü rezerv para, dünya ticareti bu parayla döndüğü için, kendi ülkesindeki emisyon hacmi de artmadığı için, kendi ülkesinde de enflasyona sebep olmayacağı için sürekli dışarıda ve gelişmekte olan ülkelerde sıkıntıya sebep oluyor. Evet. Dolayısıyla Amerika için yapılacak bir şey yok. Yani Türk lirası eğer rezerv para olsa ve biz inanılmaz para bassak aynı şeyden bahsedeceğiz. Dolayısıyla bizim konuştuğumuz şey uluslararası para sistemi. Evet. Burada belki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği şu işte mesela bakın altın rezervleri ciddi bir şekilde ithalattan dolayı ciddi artmış durumda. Biz herhalde 11 ya da 12. sıraya yükselmiş durumdayız altın rezervi konusunda dünyada. Evet. Bu İran ambargosu, yani bu evanjeliklerin, Amerika'daki hükümetin İran'la olan nükleer anlaşmayı bozması ve İran'a ambargo koyacağını, yeniden ambargoyu gündeme getirdiğini ve önümüzdeki 6 ay içerisinde bunları kademe kademe artıracağını söylemesi, belki bu noktada dolar yerine belki altın bazında yeni bir ticaret biçimini kurabilirsek, böyle bir şeyi kurabilirsek, buradan başlayarak bu sıkışıklığı, bu en azından ihracatla gelişebilecek olan, en azından İran'la yapacağımız ticarette bunu biraz daha artırabilecek bir sistematik oluşturabiliriz. Hakeza Çin'le, Kore'yle, Rusya'yla benzer kendi aramızda, kendi para birimlerimizde ticaret yapmaya başladık. Doğru. Evet. Fakat belki bu sistemi, yani bu parasal sistemi, değiş tokuş aracı olan bu doları ve bunun sistemini belki biraz madene, bence Sayın Cumhurbaşkanı'na burada katılıyorum. Tabii bunun için önemli bir şey lazım. Güç ve bu konuda bir istek lazım. Çok azim lazım. Sadece Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki isteği de yetmiyor. Devletin diğer unsurlarını da buna hazırlamak lazım. Belki yeni sistemi Sayın Cumhurbaşkanı değerlendirirken bu noktada değerlendiriyor. Yani biraz daha devletin bürokrasisinin kırılması ve siyasetin biraz daha egemen olmasını düşündüğü için Sayın Cumhurbaşkanı bunu söylüyor. Aynı fikirdeyim. Tek şart şu. Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlı olan hükümet ve her bir bakana bağlı birden fazla bakan yardımcısının olması lazım. Tıpkı Amerika'daki gibi. O bakan yardımcılarının da devletin hangi, diyelim ekonomi bakanlığı, ekonomi bakanı da bir değil, 8 tane belki bakan yardımcısı olması lazım. Belki müsteşar ve müsteşar yardımcılıklarının lağvedilip direkt daire başkanlıklarının bağlanması gerekebilir bakan yardımcılarına. Böylece siyaset bürokrasiye hakim olacaktır. Bu şekilde siyasetle gelip gidecektir. Bu yeni sistemin bir miktar umut verdiğini söyleyebilirim. Bir. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ekonomi manasında bir sürü katma öyle. Değeri var. Aynen neler öyle. Onlar? İkincisi, merkez bankalarının bağımsızlığından bahsediyoruz. Dünyada hemen hemen hiçbir merkez bankası sanıldığı gibi bağımsız değil. Değil. Yani bu öyle kolaylıkla ama ben... Bağımsız olmayışının da handikapları var. Muhakkak. Eleştiriliyor çünkü. Tabii. Ama şimdi mesela bakın bu şeyde Janet Yellen gittiğinde ve yeni Merkez Bankası Başkanı geldiğinde şöyle şey konuşuluyordu, işte hemen hızlı bir şekilde 25-25 baz puanı artırarak Amerika'nın faiz artıracağını söylüyorlardı. Evet. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bunun böyle olmaması gerektiğini söyledi. Ve birkaç görüşmeler yapıldı, edildi ve yine gördüğünüz gibi Merkez Bankası her ne kadar şahin bir başkan gelmiş olmasa da olsa da yine işin sonunda Amerika Birleşik Devletleri federal hükümetiyle anlaşmazlığa düşmez. Çünkü işin sonunda o ülkenin bankası. Bakın şöyle de bir unsur var. Sayın seyircilerimiz paralarını çıkarsın baksınlar. Darphane'nin bastığı para bozuk paradır. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazar. Evet. Kağıt paralarda da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazar. Dolayısıyla Merkez Bankası bir anonim şirket hükmünde. Yani bu sadece bu ülkenin bu ülkeye ait olan bir anonim şirketten bahsetmiyoruz. Yerli ve yabancı ortakları olan bir anonim şirketten bahsediyoruz. Belki devletin ya da hükümetin bunu dile getirmesi, bizim biraz burada karşılıklı entelektüel özgürlüğümüz olduğu için bunu konuşmak biraz daha kolay belki, ama bu noktayı da gözden kaçırmamak lazım. Dışarının konuştuğu şey bu. Bu özerk kendilerine göre olan, çünkü kendilerine yonttukları için bu özerk yapının bozulmasından bahsediyorlar. Hayır. Böyle bir özerk yapının bozulması söz konusu değil, ama siyasetin gerçekten biraz daha ekonomik
ve parasal sistemi biraz daha sıkı bir şekilde ele alması gerekiyor. Yani bloklar yakın durması, ekonomik bloklar, Merkez Bankası, Maliye evet. Bakanı daha yakın. Belki iç içe çalışmaları evet. gerekiyor, bilmiyoruz. Çünkü birisi başka bir şey söylüyor ve ya da başka hesaplar yaparken birileri de başka, diğer taraf başka hesaplar yapıyor. Her kompanseli çalışıyor. Aynen yani herkesin de her iki kanadında kendine göre doğru argümanları var. Evet. Bakın ikisi de yanlış söylemiyor. İkisi de doğru söylüyor. Ama en azından belki biraz daha kombine çalışmaları, belki biraz daha demin söylediğiniz gibi koordineli çalışmaları mümkün olsa belki biraz daha rahatlayabiliriz. Evet, yayınımızın sonuna geldik. Seçime gidiyor Türkiye. Son birkaç cümle lütfen. Yönetmenimiz uyarıyor. Peki. Nasıl olur, neler olur? Beklenti, temennilerinizi alalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk turda kazanabileceğini düşünüyorum. Daha henüz kampanya başlamadığı halde. Ekonomi kısmı? Ekonomi kısmında şöyle bu sıkışıklık devam edecek. Öyle gözüküyor. Biz de biraz daha sabredeceğiz gibi gözüküyor. Çok fazla kontrol edilebilir gibi durmuyor. Global taraftan olduğu için. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Ederim. Üçüncü kez ağırlamaktan onur duyduk. Çok teşekkür aldım. Ederim. Ben de sizinle olmaktan onur duydum. Peki. Efendim 15 Mayıs 2018 bugün. Bugün ekonomi gündeminde dolar TL'yi konuştuk. Bugün kuru konuştuk. Global taraftaki değişiklikleri konuştuk. Daha fazlası için yarını bekleyin. Yarın 17.45'te biz yine ekonominin, yine iş dünyasının nabzını tutacağız. Şimdilik hoşça kalın. Hayırlı akşamlar. Hayırlı savurlar. Ve hayırlı Ramazanlar.